Arkadaşlar programımız kaldığı yerden devam ediyor. Son oturum için fotoğrafçılık atölyesi konulu sunumları için Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Sayın Fırat Yurdakul'u sahneye davet ediyorum. Merhaba herkese. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Enerjisi çok yüksek. Belli ki birbirinden değerli şekilde seçilmiş pek çok arkadaşım burada. Nereden anladınız diyecek olursanız, sabahtan bu yana birkaç sunum takip ediyorum. Sunumlara katılımınız, adaptasyonunuz, enerjiniz gayet güzel. Biraz da gaz vermeye çalışıyorum çünkü akşam 6 oldu. Herkes biliyorum bitkin. Biz de sizin yaşınızda olduk. Artık son motivasyonla bu eğitimi yapmaya çalışacağız. Bu sunumu yapmaya çalışacağız. Çok kısa kendimi tanıtayım. Sabah Erhan Sevenler'in sunumunda herhalde herkes vardı. O stand-up gibi sunumun üstüne ben bir saatlik uykuyla burada sizi nasıl motive ederim bilmiyorum. Ama en azından keyifli, görsel, günümüz dünyasının iletişiminin ana başlıklarından bir tanesiyle ilgili sohbet etme, konuyu çok derinlemesine olmasa bile bazı nüanslarını inceleme fırsatımız olacak sizle. Ben tam bir atölye gibi olmasını istiyorum. Hep beraber sohbet edelim. Tamam mı? İsteyen istediği zaman söz alsın. Hatta söz almadan da konuşabiliriz. Çünkü sunum tamamen görsel üzerine. Görsel bir dünyada yaşıyoruz. Ve fotoğraflar göreceğiz. Fotoğraflar üzerine konuşacağız. Bunlar üzerine kafa yoracağız. Size hileler anlatacağım. Bu sunuma katılanlar güzel hileler öğrenmiş olacaklar. Görsel zekaları bir tık hemen daha şuradan çıkar çıkmaz farklılaşmış olacak. Çok kısa kendimden bahsedeyim önce. 1976 doğumluyum. Gazetecilik mesleğine Sabah Gazetesi'nde başladım 96 senesinde. 2001 yılında Anadolu Ajansı'nda görev yapmaya başladım. Bu mesleğin her türlü ameliliğini yaptım. Her şeyinde çalıştım. Foto muhabirliği yaptım, yayıncılık yaptım, muhabirlik yaptım, editör yardımcılığı yaptım, editörlük yaptım. 25. senemde artık yayın yönetmenliği yapmaya çalışıyorum. Artık görsel dünyayla ilgili içim dışım görsel oldu diyebilirim. Bunu böyle size ufak hilelerle bugün biraz olsun aktarmaya çalışacağım bu 25 yıllık birikimi. Bu sunumda neyi öğreneceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi biraz önce derse girmeden önce iletişim öğrencisi birkaç arkadaşımla sohbet ettim. Artık hayatımız görsel oldu ya. Bütün hayatımız. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, şu bu. Yani her gün bir yeni medya unsuru önümüze çıkıyor. Ama iletişim fakültelerinde ne kadar görsel eğitim veriliyor desek herhalde bir soru işareti hepimizin kafasında değil mi? Aslında bu iletişim fakültelerinde verilecek eğitimle de zaten kendimizi ilerletebileceğimiz bir alan değil. Çünkü sokaktaki herkes artık fotoğraf çekiyor, herkes video çekiyor. Peki biz hangi fotoğraflardan ve videolardan etkileniyoruz? Hangi görsel daha değerli hale geliyor bizler için? Bunun hilelerini, nüanslarını, kriterlerini şu bir saatlik arada kendimize biraz soru işareti yaratarak anlayabilirsek buradan karlı çıkmış oluruz. Her şeyden önce size şunu söyleyeceğim. Fotoğraf. Hepiniz çekiyorsunuz değil mi? Yani hepinizin cebinde cep telefonunu göster. Çıkar cep telefonu. Hepinizde var. Hepiniz aslında birer görsel üreticisiniz.
Ama ne yapacağınızı belki çok iyi bilmiyorsunuz. Çünkü bunun belki de teknik ya da estetik bir kreatif algıdan oluştuğunu zannediyorsunuz görselin. Oysa fotoğraf dediğimiz şey, video da aslında aynıdır. Sizin kültürel ve donanımsal birikiminizin yansımasıdır. İçeriği nasıl kullanabildiğiniz, nasıl algılayabildiğiniz, nasıl gördüğünüz, nasıl hissedebildiğinizle alakalıdır. Teknik ve estetik tarafı işin çok 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 daha küçük bir nüanstır fotoğraf üretiminde. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Biz burada bir fotoğrafçılık atölyesi yapıyoruz ama ne enstantane konuşacağız, ne diyafram konuşacağız, ne asa konuşacağız. Nasıl bakmalıyız ya biz bu dünyaya? Olayları nasıl görmeliyiz? İnsanları görsellerle nasıl etkileyebiliriz? Bu kültürü kendimizde nasıl oluşturabiliriz? Bunu tartışacağız. Evet, fotoğraf 3 ana unsurdan oluşuyor. Yaklaşık 25 yıllık bir sunu bu. Çeşitli üniversitelerde de bu sunumları yaptım. Anadolu Ajansı Haber Akademisi bünyesinde de bu eğitimleri verdim. Her gün bu sunumun üzerine tecrübelerimizle bir şeyler eklemeye ve koymaya çalıştık. Fotoğraf 3 ana unsurdan oluşuyor. Teknik, estetik ve içerik. Haber fotoğrafçılığında, basında, medyada ve iletişimde içerik en önemli şey arkadaşlar. İçerik o kadar önemli ki çoğu zaman şu konuşulur. İstanbul'dan harika bir fotoğraf. Harika diyorum aslında içeriği nedeniyle kafamızda soru işaretleri de yaratan bir fotoğraf. Basın fotoğrafçılığında teknik ve estetiğin olmadığını düşünürüz belki. Ama kendi boyutunda her haber fotoğrafının, bizi etkileyen her görselin aslında teknik ve estetik bir yanı da var. Kendi içinde değerlendirilmesi gereken teknik ve estetikten bahsediyorum. Sabah Erhan Sevenler'in sunumunda çok estetik fotoğraflar görmemiş olabilirsiniz. Ama oradaki estetik tanımı başka bir şey. Şimdi anlayacaksınız. İşte bu fotoğrafa baktığınızda bu bir haber fotoğrafı. Üç ana unsurdan oluşuyor dedik. İçerik nedir burada? Sohbet ede gidelim. İçerik ne? İçerik bir iletişim fakültesi öğrencisi için en önemli şey. Sizin kendinizi geliştirmeniz gereken en önemli tarafınız, yönünüz. Yani içeriği bulacak olan, konuyu bulacak olan kişiler sizsiniz. İçerik burada ne? Yangın. Teknik ne? Teknik tarafı ne bu fotoğrafın? Kadrajı gayet düzgün, çok eski bir fotoğraf. Metin Pala'nın olabilir, yanlış hatırlamıyorsam. Erhan Sevenler beni düzelsin. Ya da Salih Zeki Fazlıoğlu'nun. Burak mı? Eski bir fotoğraf, hiçbir eğrilik yok, ışık patlamaları yok, teknik olarak da bir sorun yok. Bu bir haber fotoğrafı. Estetik var mı? Ne o estetik? Değil mi? Evet. Yılların eskitemediği fotoğraflardan bir tanesi. Çünkü neden? Bir fotoğrafın içerisinde teknik, estetik ve içeriğin birlikte olabileceğini delilleyen önemli görsellerden birisi. Evet, içerik. Bizim için en önemli şey içerik. Son dönemlerde bilinen fotoğraflardan bir tanesi. Bu arada Anadolu Ajansı ve fotoğraf ilişkisinden biraz bahsedeyim veya görsel video ilişkisinden bahsedeyim. Bugün dünya medyasında ve Türkiye medyasında Anadolu Ajansı içerikleri artık yıkılıyor derecesinde kullanılıyor. Yani bu terimi rahatlıkla kullanabilirim. Türk medyasında, iletişim ağında gördüğünüz fotoğrafların %70'i Anadolu Ajansı tarafından üretiliyor ve dünya görsel ağına da şu an yaygın şekilde Anadolu Ajansı katılmış durumda. Burada sunumda göreceğiniz görsel içeriklerin pek çoğu Anadolu Ajansı'nın kendi çalışanları tarafından üretilmiş içerikler. Tabii ki daha eski, farklı belgesel fotoğraflarda size göstereceğim. Şimdi içeriği konuşuyorduk. Burada içerik ne? Sis. Eğer sis olmasaydı bu fotoğraf daha az değerli olurdu, değil mi? Hemen geçelim. Teknik. Bir fotoğrafı çok farklı şekilde çekebilirsiniz. Yani alttan çekebilirsiniz. Farklı bakış açılarıyla çekebilirsiniz. Arkasına başka bir imaj koyarak çekebilirsiniz. Yukarıdan çekebilirsiniz. Kuş bakışı çekebilirsiniz. Bu da sizin tekniğiniz. Ve estetik. Olmazsa olmaz. Yani üçü bir arada olduğu zaman zaten daha güçlü görsel bir içerik elde etmiş oluyoruz. Bu fotoğrafta aynı zamanda teknik de var değil mi? Nedir teknik? Suyun altında çekilmiş olması. Bir su altı fotoğrafı. Aynı zamanda içerik de var.
Yani bu bir eylem aslında. Evet, Erhan Sevenler'in de sunumunda vardı sabah. Kevin Carter bu fotoğrafla Pulitzer ödülünü kazandı. Ancak bu durumdaki küçük bir kıza yardım etmemekle suçlandı. Erhan Bey'in de söylediği gibi birkaç ay sonra dayanamayıp kendi hayatına son verdi. Daha sonra fotoğraftaki çocuğun yaşadığı ve iyi olduğu da öğrenildi. Şimdi nereye geçeceğiz biliyor musunuz? Şuna. Şimdi şu soruyu kendi kendinize sorun. Gördüklerinize mi daha çok inanıyorsunuz, duyduklarınıza mı, okuduklarınıza mı? Şimdi bazen derslerde bana kıllık olsun diye duyduklarıma inanıyorum falan diyenler oluyor da öyle bir dünya yok değil mi? Hepimiz artık gördüklerimize inanıyoruz. Gördüklerimize inanıyoruz. Ümran Bebek, Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarından bir tanesi, Suriye'de çekilmişti. Bu mesela Alzheimer hastalarıyla ilgili bir test yapıyorlar. Pek çoğu hafızalarındaki şeyleri unutuyor, hatırlayamıyor. Çocuğun ismini bile unutanlar oluyor. Fakat imajlar kafalarından kesinlikle silinmiyor arkadaşlar. O yüzden bu gördüklerinize mi, duyduklarınıza mı inanıyorsunuz konusu biz iletişimcilerin veya görsel iletişimcilerin savı değil, bir gerçek. Yani tıbben de açıklanmış bir gerçek. Bir kare fotoğraf çoğu zaman sayfalarca yazıdan daha etkili oluyor. Sabah yine sunumda vardı. 1955'ten 75'e kadar süren Vietnam Savaşı büyük tartışmalara sebep oldu. Nick Ut'un bu fotoğrafının ardından tüm dünyada savaşa son verilmesi için binlerce kampanya başlatıldı. Burada kastettiğimiz de o. Yani yazılarla sağlayamayacağımız etkiyi bir kare fotoğraf bizim bazen yapmamızı sağlayabiliyor. Buyurun. Nick Ut Amerikalı değil. Yani Vietnamlı diye hatırlıyorum Nick Ut. Evet. Evet. Yani Türkiye'ye falan da geldi, workshoplar falan yaptı. Hala yaşayan çok önemli foto muhabirlerinden bir tanesi, efsanelerden bir tanesi. Evet, 57 Douglas Martin, ABD'de sadece beyaz öğrencilerin devam ettiği Harry Harding Lisesi'ne kabul edilen ilk siyah öğrencilerden Dorothy Counts'un ilk okuldaki ilk günü. Bu örneği neden koydum? Şimdi görseller artık çok önemli. Görsel çağda yaşıyoruz, farkında olarak veya farkında olmayarak. Aslında her görsel bir belge. Yani gördüğümüz her fotoğraf bir belge, bir tarihi belge. Sadece yazıyla yazılmamış bir belge. Pardon. Şimdi hilelerimize geliyoruz. Fotoğrafın asadan, diyaframdan, enstantaneden oluşmadığı, bizim kültürel algımızı, bakışımızı, vizyonumuzu geliştirerek elde edebileceğimiz bir şey olduğunu bu başlıkları kavradığınızda daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Bir fotoğrafı değerli kılan en önemli şey etki. Yevgeni Kaldey 45 yılı 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın düştüğü an. İki Sovyet askeri Berlin'deki binaya Sovyetler Birliği bayrağını dikiyor. Etkiden kastımız şu, fotoğraf ne kadar kişiyi hangi ölçüde etkileyecek? Benim genelde eğitimler bittiği zaman öğrenci arkadaşlar cep telefonuyla böyle gelir. Hocam şu nasıl şu falan diye. Güzel olabilir. Güzel fotoğraf çekiyor olabilirsiniz. Genelde ters ışık fotoğrafları insana iyi hissettirir ve iyi fotoğraf çektiğini düşünür insanlar. Motivasyonunuzu kırmak için söylemiyorum ama bir fotoğrafınızı değerli kılan şey etkidir. Yani ne kadar kişiyi ilgilendiriyor sizin çektiğiniz fotoğraf? Budur. Aylan, etki başlığına belki de son yıllarda en çok temas eden fotoğraflardan bir tanesi. Aylan'ın ölümü. Doğan Haber Ajansı foto muhabiri Nilüfer Demir çekmişti. Hepimizde iz bırakan, etki başlığını sonuna kadar cover eden bir fotoğraf. Çok fazla insanı ilgilendiriyor çünkü. O kadar çok şey yapıldı ki, yani pul yapıldı, paraya basıldı mı bilmiyorum ama pul yapıldı. İnsanlar mülteci ve göçmen sorununu bu fotoğraftan sonra Suriye Savaşı'nda daha iyi analiz etmeye, anlamaya başladı. Dolayısıyla ne kadar çok kişiyi ilgilendiriyorsa bir fotoğraf o kadar değerli hale geliyor. 11 Eylül saldırılarından yine önemli bir fotoğraf.
Yine dünyanın kırılma noktalarından bir tanesiydi bu olay ve dolayısıyla çok fazla insanı ilgilendiriyor. Marmara depreminden, yine hatırlayamadım, Oktay'ın mıydı? Oktay. Kudret'in miydi? Evet, bakın bir muhabir çekmiş. Yani tarihi belgeyi kimin belgelediği önemli değil. Zaten birazdan çok ilginç örnekler göreceksiniz. Siz bile o tarihi anı tanıklık edip çekebilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama binlerce insanı ilgilendiren, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir anın fotoğrafı. Evet, Anadolu Ajansı foto muhabiri Elif Öztürk'ün fotoğraflarından bir tanesi. Elif Öztürk, WordPress foto ödülü kazanmış Türkiye'deki tek kadın foto muhabiri. Bugün hangi arkadaşımızdı bilmiyorum, kadın ve foto muhabirliği üzerine bir soru sordu. Kimdi, burada var mı? Neydi isminiz? Sema Nur. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Tarihi fotoğraflardan bir tanesi, 15 Temmuz'un sembol fotoğraflarından bir tanesi. Ve etki var mı? Var, hepimizi ilgilendiriyor. Kadınlar basın fotoğrafçılığında erkeklerden bir adım önde. Net söylüyorum. Ve bir daha avantajlı. Şimdi bir sürü örneğini göreceksiniz. Anadolu Ajansı bünyesinde 6 kadın foto muhabiri çalıştırıyor. Hepsi birbirinden başarılı. Birazdan yine örneklerini göstereceğim size. Savaş bölgelerinde, afet bölgelerinde veya sosyal alanlarda fotoğraf çekerken erkeklerden çok daha naif, çok daha kreatif, çok daha duygusal, çok daha içeriği doğrudan veren, bizim algılayamadığımız şekilde sunabilme yetenekleri var kadınların. Net söylüyorum. Bu meslek, riskleri göze alırsanız, duyguyu yansıtabilme adımı anlamında tam bir kadın mesleği. Ve ayrıca avantajları da var. Yani ben Bangladeş'te çadırlara girip kocası ölen kadınları çekmeye çalışırken kafama süpürge yediğimi hatırlıyorum. Evet, ama kadın foto muhabirleri rahatlıkla bunu yapabiliyorlar. Pek çok avantaja dönüştürebiliyorlar yaptıkları işi. Dolayısıyla ben bu işi tavsiye ediyorum. Zor bir iş olsa da. Çünkü avantajlarından yararlanma olanağı var. Anadolu Ajansı'nın kadın foto muhabirlerini takip etmenizi öneriyorum. Şu anda Şebnem Coşkun isimli bir foto muhabirimiz var örneğin. Türkiye'de drone kullanan, su altında çekim yapan, savaş bölgelerine, afet bölgelerine gitmiş olan müthiş deneyimli bir foto muhabiri. Ve herkesi döktürüyor yani. O kadar da başarılı. Evet, etkiye devam ediyoruz. Anadolu Ajansı'nın çok ses getiren fotoğraflarından bir tanesi. Bilmiyorum, dün genel müdürümüz de buradaydı. Gösterdi mi bunu? Evet. İşte niye gösteriyor bunu? Etki. Bakın bu kriterleri unutmayın. Not alın. Şuradan çıktığınızda iyi fotoğraf çektiğinizi göreceksiniz. Çünkü bu teknik bir şey değil. Yani teknik işin %5'i, %10'u. Kimse sizden pan tekniğiyle düşük enstantane fotoğraflar çekmenizi falan beklemiyor. Her şeyden önce içeriği algılamanız, anlayabilmeniz, hissedebilmeniz, görseli fark edebilmeniz önemli. Olena Kurulio, daha sonra Russia Today'in dezenformasyonuyla aslında böyle birisi yok falan filan muhabbetleri de yapılsa da bütün dünyanın artık varlığını bildiği Ukrayna Savaşı'nın sembolü olmuş olan öğretmen. Ve ne oluyor? Etki başlığını yeterince güçlü insanlara sunabilirseniz, etki yeterince varsa ne demiştik? Bir fotoğraf ne kadar çok kişiyi ilgilendiriyorsa o kadar kıymetlidir. İşte yaklaşık 130 tane, buraya sığdırabildiğimiz bu kadardı. 130 tane dünyanın en büyük medya organının manşetinde Olena'nın fotoğrafı yer aldı. Devam ediyoruz. Yakınlık. Mustafa Çiftçi. Burada mı? Foto muhabiri. Arkadaşlar, yakınlık ikinci önemli hilemiz, kriterimiz. Bilmemiz gereken ikinci unsur önemli. Çünkü niye biliyor musunuz? Göstermeye çalıştığınız şeye ne kadar yakınsanız
karşınızdaki onu o kadar hisseder. Değişmez bir kural. Değişmez. Uzaktaysanız onu hisseder, yakındaysanız onu hisseder. Mustafa bu fotoğrafı yangının içine girerek çekmese hemen hissedersiniz. Bu fotoğrafta bu duyguyu, bu gücü alamazsınız. Yakınlık işte bu kadar önemli. Ödül almış mıydı Mustafa? Almadı. Yazık etmişler. Herkesin bildiği bir fotoğraf. Ayrıca fotoğraftakiler de gazeteci. Çok kıymetli bir fotoğraf. Bu arada şunu sürekli hatırlatacağım size. Kriterleri, nüansları öğrenmeye başladıkça şunu aklınızda tutun. Hep bir önceki kriter de olacak fotoğrafta. Bu fotoğrafta etki var mı? Bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir yangın değil mi? Etki de var, yakınlık da var. Devam edelim. Evet, ne demiştim? Kadınlar çok avantajlı. Biz sahaya girsek jopu yemiştik. Şebnem Coşkun sahaya giriyor. Kimse bir şey demiyor. Diplerine kadar girip Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanmasını en önemli futbolcuların yarım metre yanından çekebiliyor bir kadın foto muhabiri. İşte size avantajı. Bir kadın kameraman, görselci, foto muhabiri olmanın işte ispatı. Evet, Gazze'den bir fotoğraf. Bakın ne kadar işin içindesiniz değil mi? O yakınlığı hissediyorsunuz. İşte fotoğrafın gücü buralarda ortaya çıkıyor. Venezuela'dan bir fotoğraf. Hiç değişmez, hissettirirsiniz. Evet, tabii hep üzülüyorum ben bu fotoğrafı gösterdiğimde. Sabah Erhan Bey de sunumunda gösterdi. Salih mi, Mahmut Leyla'nın fotoğrafı. Tabii yakınlık çok önemli diyoruz ama savaş muhabirliği, savaş foto muhabirliği, savaş kameramanlığı ile ilgili eğitimde güzel anlattı Erhan Bey. Yakınlık tabii ki çok önemli ama her zaman kendinizi muhafaza edecek mesafede olmanız da çok önemli. Salih Mahmut Leyla bugün hayatta olsaydı, yani öyle fotoğraflar çekiyordu ki cesareti, bakış açısı, algısı, kreatif kabiliyeti, teknik bilgisi o kadar üst seviyeye ulaşmıştı ki ve o kadar hızlı ilerliyordu ki bir Pulitzer veya WordPress kazanması işten bile değildi. Ama o yakınlığı, o kadar cesareti, o kadar ileri seviyeye taşımıştı ki yine böyle bir şeyi çekmeye çalışırken maalesef hayatını kaybetti. Biz de Anadolu Ajansı olarak onu her sene anmaya gayret ediyoruz. Yakınlık için bundan daha öte gösterebileceğim bir örnek yok. Yani burada değil bir insanın fotoğraf çekmesi, fotoğrafı çekiyor bakın. Yani orada onlara dönük durabilmesi bile mucize, öyle değil mi? Çok az kişinin yapabileceği bir şey. Evet, üçüncü başlığımız, duygu. Bunları bir araya getiriyorsunuz, hop ne oluyor? Güzel fotoğraf. Duygu. Yine bir kadın foto muhabiri çekiyor. Özge Elif Kızıl. O kadar cesur birisi ki Özge Elif Kızıl arkadaşlar. Bugün biraz böyle pozitif ayrımcılık yapacağım çünkü gerçekten buna inanıyorum. Bangladeş'e ben de gittim. Hiçbir şey çekemeden geldim. İnanın çünkü o duygu bizde yok, erkeklerde yok. Bakın buraya gideriz, karşısında dururuz, bu anı çekemeyebiliriz. Bunu iddialı söylüyorum. Çekebiliriz, çekemeyebiliriz yani. Ama kadınlar gerçekten o duyguyu yakalıyorlar. Çünkü hissederek o deklanşöre basıyorlar. Çok önemli bu. Yani o his, duygu, yani en içeriği zaten yaratan en önemli faktörlerden bir tanesi duygu. Duygu olmadan içerik oluşmuyor. O duygu da kadınlarda gerçekten çok fazla. Şimdi gerçekten sadece bu meziyetlere sahip olması değil, çok da başarılı bir foto muhabiri Özge Elif Kızıl. Ondan da kısaca bahsedeyim. Buradan kaçakçı tekneleriyle beraber İzmir'den gizli bir şekilde tekneye bindi. Midilli'ye gitti. Midilli'den tekrar kaçakçılarla beraber Yunanistan'a geçti. Sırbistan, Almanya'ya kadar gitti ve müthiş bir proje yaptı ve uluslararası ödül aldı. Yani bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Ya biraz Erhan Sevenler'in sunumuyla eşleşen tarafları olacak işin, zaten görsel bir bütün. Gerçekten çok başarılı iş yapan insanlar var. Çok başarılı iş yapan kadın
fotoğrafçılar var Türkiye'de. Takip etmenizi öneriyorum. Şimdi üzüntü, sevinç, aşk, coşku, öfke gibi duyguları yansıtan fotoğraflar sıradan fotoğraflardan elbette daha güçlü. Yani sadece üzüntü değil tabii duygu. Pek çok ifade duyguyu ele verebiliyor. Reyhanlı patlamasının simge fotoğraflarından bir tanesi. Cem Genco'nun. Siz o zaman bunu hatırlayacak olgunlukta mıydınız? Bu fotoğrafı hatırlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama tarihi fotoğraflardan bir tanesi. Aynı zamanda bu fotoğrafta şunu da ifade etmek istiyorum. Güçlü bir, yani bir konuyu güçlü anlatmaya çalışırken sürekli kan revan göstermek zorunda değilsiniz insanlara. Eğer fotoğrafın içerisinde duygu gerçekten yerli yerinde varsa. Mesela Olena'nın fotoğrafında da sadece yüzü kanlı bir fotoğraf olsaydı, bir öğretmenin fotoğrafı olsaydı o kadar etkili olmazdı. Olena'nın yüzünde çok değişik bir ifade var, değil mi? Yani baktığınızda böyle insanı garip hissettiren bir ifade var. İşte o duygular fotoğrafı fotoğraf yapan şeyler. Bangladeş'ten yine bir fotoğraf. Yanlış hatırlamıyorsam Dilek Mermer'in fotoğrafı. Yine kadın. Evet, bu konuyu bilirsiniz. Her yıl bir gün askerlik yaptırırlar engellilere. Bir engelli annesinin müthiş bir anı. Eski de bir fotoğraf ama duygu yerli yerinde. Evet, geçen sene Azerbaycan'da çekilmiş olan bir fotoğraf Ermenistan'la yaşanan süreçte. Sabah gazetesi foto muhabiri Uğur'un fotoğrafı. Bu arada sağ üstte İstanbul Foto Awards diye bir tema görüyorsunuz. Dünyada önemli basın fotoğrafçılığı yarışmaları var. Pulitzer, World Press Photo, Picture of the Year, HIPAA gibi. Bunların en önemlilerinden bir tanesi İstanbul Foto Awards. Her yıl yaklaşık 20-25 bin civarında tüm dünyadan fotoğraf geliyor. Bu da orada birinci olmuş fotoğraflardan bir tanesi. Yarışmayı Anadolu Ajansı düzenliyor. Ve Türkiye'nin tek uluslararası basın fotoğrafçılığı yarışması. Bu bilgiyi de arada sizle paylaşmış olayım. Evet, duygu. Bir başka oluyor değil mi duygu fotoğrafları? Hiçbir şeye benzemiyor yani. Diğerlerinden hemen ayırabilirsiniz. Yine çok beni etkileyen fotoğraflardan bir tanesi. Halep'te varil bombasıyla bir kolu, iki bacağı ve gözlerini kaybeden bir babanın Atme'de kızının ona bakması, onunla ilgilenmesini anlatan bir hikayenin fotoğrafı. Gerçekten ben de hiç unutamadığım, o yıllarda da çok o bölgelerde çalıştık, fotoğraflardan bir tanesi. Geçen sene Anadolu Ajansı'nda yaşam kategorisinde, Anadolu Ajansı'nın her yıl herkese oylattığı bir fotoğraf yarışması oluyor. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Sizler de girip oylayabiliyorsunuz, herkes oyluyor falan. O yarışmada birinci olan fotoğraf, tabii duygu herkese mahsus, sadece insanlara mahsus bir şey değil. Sahibi şehit olan köpeğin hikayesinin anlatıldığı bir fotoğraf. Evet, dördüncü başlığımızdayız galiba. Sıra dışılık, foto muhabirleri çok sever. Sıra dışı. Yani bir şey şöyle düşünün, sokakta yürüyorsunuz, gazeteci değilsiniz, foto muhabiri değilsiniz, kameraman değilsiniz. Size bir tüyo ve ipucu. Bir şey sizi şaşırtıyorsa hemen cep telefonunuza sarılın. Hemen. Çünkü o arada fotoğraf oluyor. Unutmayın. Bir şey sizi şaşırtıyorsa, şu olaya bak ya falan demeyin. Çıkartın, çekin. Çünkü çekmiyorsanız bizim terimimizle fotoğraf atlıyorsunuz o anda. Tamam mı? Unutmayın. Sizi şaşırtan, dedirten her şey fotoğraf. Geçen sene World Press Photo da kazandı fotoğraf. Aynı zamanda Anadolu Ajansı'nın uluslararası yarışmasında da ödül aldı. Önemli fotoğraflardan bir tanesi. Kanser hastası olan bir annenin
İşte orada atla rehabilite ediyorlar, biraz moral motivasyon veriyorlar, atı hastaneye sokmuşlar. Her zaman göremeyeceğiniz bir şeyle karşılaşıyorsanız ilginç bir fotoğraftır. Evet. Ya hep savaş kan dedim olmasın. Şimdi tahmin ediyordum Erhan Bey böyle biraz bizi böyle şey yapar. Çok güzel bir sunumdu. Yani o stand-up şeyin üzerine çıkmam mümkün değil. Yarım saat uykuyla ancak bunu gösterirsem yırtarız dedim. Bir alkış daha rica edeceğim. Gene Mustafa'nın fotoğrafı. Ya bunu yarışmaya koysak mı, koymasak mı, koysak... Çünkü yarışmayı Cumhurbaşkanı oyluyor. Herkes oyluyor. Ya bunu nasıl göstereceğiz, ne yapacağız? Ama hayatın bir gerçeği. Ve bakın, sıra dışılık. Sıra dışı mı? Daha sıra dışı olamazdı herhalde. Evet. Özkan Bilgin. Bilmiyorum aranızda tanıyanlar var mı? Özkan sayesinde yabancı ajanslar Van'ı Türkiye'nin başkenti zannediyor. Çünkü o kadar çok Van'dan fotoğraf sokuyor ki dünya medyasına. Ya çok garip bir bakış açısı var. Ve en iyi tarafı sıra dışılık kafası. Yani hep sıra dışının peşinde koşuyor Özkan Bilgin. Dolayısıyla hep önümüze sıra dışı şeyler çıkartıyor. Matt Fiddler var. Guardian'ın fotoğraf editörü. İyi bir dostumuz. Sürekli Anadolu Ajansı fotoğraflarını kullanır. Ya adam ciddi ciddi sordu ya. Ya dedi, ya tabii bilmiyor insanlar, çok şey değiller. Van mıydı dedi Türkiye'nin başkenti. Yani gerçekten o kadar çok fotoğraf sokmuşuz ki, yani o kadar renkli şeyler giriyor ki bunu bize söyledi. Gene Özkan'ın fotoğraflarından bir tanesi. Şimdi bakın ne kadar güzel ya, sıra dışılık. Gerçekten hep fotoğrafçıların peşinde koştuğu şeylerden bir tanesi. Eski de bir fotoğraf. Yani şimdi baktığınız zaman ne demiştik? Bir fotoğrafta estetik, teknik ve içerik olması lazım. Teknik zayıf, iyi değil, kadrajı falan bozuk. Yani biz çok vertikal şey tercih etmeyiz. Işık kötü, estetik var mı deseniz yok. İçerik var. İçerik ne? Sıcak. Sıcak bütün insanları ilgilendirir. İçerik varsa zaten bir şeyler var demektir. Ama sıra dışılık hiçbir şey olmasa bile bir fotoğrafın gücünü katmer katmer artırabilir. Evet. Bu bir cep telefonu fotoğrafı ve yılın basın fotoğrafı seçilmiş bir fotoğraf. Türkiye'de yılın basın fotoğrafı olmuş karelerden bir tanesi. İstanbul'daki sel baskınından sonra, bakın foto muhabiri olmanız gerekmiyor. Profesyonel fotoğrafçı olmanız gerekmiyor. Cep telefonuyla çekilmiş. Eğer algılarınız güçlü olursa, bu ne yapıyor ya burada falan deyip arkanızı dönüp gitmezseniz, cep telefonunuzu çıkartırsanız, Türkiye'de yılın basın fotoğrafını siz de çekebilirsiniz. Asa, diyafram, enstantane falan bilmenize gerek yok. Önemli olan bu işin kültürünü yeterince içselleştirebilmeniz. Yani bu başlıklara, bu kriterlere, bu dünyaya kafanızı uydurabilmeniz. Bunu yaparsanız iyi fotoğraflar üretebilirsiniz. Altıncı başlıktayız galiba. Zıtlık. Cem Genco'nun fotoğraflarından bir tanesi. Yine beni çok etkileyen fotoğraflardan bir tanesidir. Peki hadi biraz daha monologdan çıkalım. Bu önceki başlıklardan hangisi var bunda? Başka? Hadi sayın bakalım hatırlayan. Evet, etki, savaş çünkü herkesi ilgilendirir değil mi? Duygu? Yakınlık? Hepsi var değil mi? Bakın göreceksiniz sonuna kadar bütün başlıklar her fotoğrafta olacak. Hepsi hemen hemen. Hiç değişmez kuraldır. Bunları bir araya getirebilirsiniz, ortaya acayip şeyler çıkartabilirsiniz. Benden söylemesi. Zıtlık ne demek? Birbiriyle çelişen iki unsur fotoğrafta yer alıyorsa o iyi bir fotoğraftır. Bak şimdi zıtlığa bak ya. Ya böyle bir zıtlık olabilir mi ya? Yani
Her şey zıt ya. Her şey zıt. Hareketler, formalar, davranışlar, her şey zıt. İşte zıtlık varsa fotoğraf var demektir. Unutmayın. Bunları sakın unutmayın. Bak şimdi tipe. Yani zıtlık. Zıtlık. Değil mi? Buyurun. Ben duyuyorum ama mikrofonla isterseniz buyurun. Joseph Goebbels'in bir fotoğrafı var, Nefretin Gözleri adında, biliyor musunuz? Fotoğraf, evet, biliyorum. Antisemitik bir fotoğraf. O zıtlığa girer mi? Girer. Yani öyle enteresan fotoğraflar vardı ki bu zıtlıkla en çok nerede karşılaşırsınız biliyor musunuz? Siyaset fotoğraflarında, basın fotoğrafçının en çok çekildiği alanda zıtlıkla karşılaşırsınız. Mesela iki liderin şöyle fotoğrafı var Anadolu Ajansı'nda. Yani yan yana durmaları gerekiyor. Biri böyle duruyor, biri de şöyle duruyor. Şöyle duruyor, böyle duruyorlar birbirleriyle. Yani düşünemiyor musunuz? Siyasette bunu çok görürsünüz, zıtlık fotoğraflarını. Bakın daha nesnel bir zıtlık. Yine çok daha belirgin, nesnel bir zıtlık. Yani çok zaten kendini ifade eden bir fotoğraf. Bunda da teknik eksiklikler olmasına rağmen zıtlık o kadar belirgin ki kendini gösteriyor. Evet, şöhret. Yedinci başlığımız. Altı mı oldu? Pardon, tamam. Tanınmış kişilerin, güzel ya, iyi takip ediliyor. Kimse bir şey atlamıyor. Herkes buradan çıkınca, zıtlık nerede? falan diye demek, tamam. Güzel, verebilmişiz. Şöhret, tanınmış kişilerin, yerlerin, binaların içinde yer aldığı fotoğraflar daha fazla ilgi çeker. Ali ve Liston'un o meşhur fotoğrafı. Değişmez bir kural söyleyeyim size. Fotoğrafın içerisinde bir şöhret varsa değerlidir. İki şöhret varsa 2x değerlidir. Üç şöhret varsa 3x değerlidir. Salih'in fotoğrafı mıydı? Salih Zeki'nin diye hatırlıyorum. Salih Zeki Fazlıoğlu'nun fotoğraflarından bir tanesi. Hepiniz bilirsiniz bu fotoğrafı. Efsane fotoğraflardan bir tanesi. Yakınlık var, etki var, olimpiyatlar zaten. Sıra dışılık var. İnsan koşarken şu hareketi yapar mı ya? Bak ne dedik? Bir şöhret varsa değerli. İki şöhret varsa daha değerli. Üç şöhret varsa daha değerli. Şöhretlerin insan olması da gerekmiyor. Bakın unutmayın. Bir araya getirebiliyorsanız şöhretleri, fotoğraf çıkıyor o esnada. Ufak ufak çıkıyor fotoğraf. Bu da Anadolu Ajansı'nın bu konuda efsane fotoğrafçılarından, genç fotoğrafçılarından bir tanesi İsa Terli'nin fotoğrafı. Belki çok sık görürsünüz o ayı sürekli caminin minaresine, kubbesine, şuraya buraya indirir. Gerçekten hiçbirimiz nasıl yaptığını bilmiyoruz. Hadi anlat şunu falan diyor. Anlatacağız abi falan diyor. Yoluna bakıyor. Biz de yürüyemiyoruz o yoldan tabii ama efsanedir. Bir de bir araya getiriyor üstelik. Yani çok gerçekten hunharca. Bu alanda fotoğraf çekiyor, baş etmek mümkün değil yani. Evet, yine çok bilindik fotoğraflardan bir tanesi. Burada şöhret, kişiler şöhret, forma, renkler şöhret, her şey şöhret. Bir araya geldiğinde bir güç ortaya çıkıyor. Evet, ilkler. 7 oldu değil mi? Yanlışlık yapmaktan korkuyorum. Hayır, 7 falan. Neil Armstrong'un Ay'daki ilk fotoğrafı, 69 yılı. Bir içeriye ait ilk görsel, belge değeri demiştik ya zaten her fotoğraf. Belge değeri en yüksek olan. Yani bir şeyi ilk siz çekiyorsanız kıymeti paha biçilmez. Emin Yoğurtçuoğlu'nu takip eden var mı aranızda? Kuşçu Emin, Bird Dedektif. Türkiye'nin en önemli ornitocularından bir tanesidir. Kuş fotoğrafçılarından bir tanesidir. Dünyada en fazla kuş fotoğrafı belgeleyen üçüncü insan ve bir Türk yani. Takip etmenizi öneririm. Bird Dedektif hesabını Instagram'da ve Twitter'da veya sosyal medyada. Kendisi bir haber fotoğrafçısı olmamasına rağmen çok isim yapmış birisi. Neden? Bundan dolayı bir sürü kuş türünü dünyada ve Türkiye'de ilk çeken kişi Emin Yoğurtçuoğlu. Wright kardeşlerin 17 Aralık 1903'te yaptıkları ilk uçuş. Hiç unutulmaz fotoğraflardan bir tanesi. Fotoğraf bile demeye 1000 şahit lazım. Teknik yok,
İçerik zirve. Ya teknik de var da ne, bunun tekniğini anlamak bile mümkün değil. Estetikten bilmiyorum bahsedilir mi? Ama Event Horizon teleskobu tarafından ilk kez görüntüsü elde edilen kara delik. Bugün hala Google'a girin, kara delik yazdığında onlarca şu fotoğraf çıkar karşınıza. Ve değeri paha biçilmez. Bir şeyi ilk siz çekiyorsanız çok kıymetli, unutmayın. Evet, Erhan Sevenler yine sabah göstermişti. Biz farklı bir yönden ele alacağız. Sekizinci başlığımız, zamanındalık. Fotoğrafın doğru zamanda çekilmesi kadar doğru zamanda sunulması da değerini artıran bir unsur. Burada doğru zamanda çekilmesinden bahsediyoruz. Tabii çok 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 acı bir fotoğraf. Yani hafızalara kazınmış en ağır savaş fotoğraflarından bir tanesi. Güney Vietnamlı polis şefinin Vietcong'lu olduğundan şüphelendiği genci öldürme anı. Sabah Erhan Bey'in sunumunda da gördük. Çok etkileyici bir fotoğraf. Neden etkileyici? Üstündeki başlıktan dolayı. Esas sebebi bu. Ama etki var mı? Var. Yakınlık var mı? Var. Duygu var mı? Var. Duygu ne? O adamın o psikopat duruşu da bir duygusal ifade. Anlatabiliyor muyum? Bakın hepsini bulursunuz. Hiç değişmez kuraldır yani. Bu başlıkların hepsini bulursunuz. Evet. Yine güzel bir zamanlılık örneği. Sporda çok karşımıza çıkar. Zamanlılık fotoğrafları spor fotoğraflarında genelde karşımıza çıkar. Burak Akbulut'un fotoğraflarından bir tanesi. İspanya foto muhabirimiz. Bu da benim. Hindistan'da çekmiştim bunu. Yani işte zamanındalık fotoğrafı fotoğraf haline dönüştürebiliyor. Ben çok severdim zamanındalık fotoğrafları. Böyle hep elimde hazır beklerdim. O anı kovalamaya çalışırdım. Erhan Sevenler'in fotoğrafı. Hadi bir alkış olsun. Fotoğrafı fotoğraf yapan şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu mesafeyle şu var ya şu. O. Zamanındalık o kadar önemli. O mesafe azaldıkça fotoğrafın değeri de o kadar azalır. Murat Bey, bir tabii. Keyifli. Yani şöyle olmuştu, bunun hikayesini anlatmak isterim aslında. O gün ajansta herhangi bir böyle önemli iş yoktu. Bu Eyalof Okuli galiba, İzlanda'da bir dağ, yanardağ biliyorsunuz işte patlamıştı. Uçuşlar olmuyordu hiçbir yere. O yüzden yabancılar da şey yapıyorlardı, hani trenle Sirkeci'den ülkelerine gitmeye çalışıyorlardı. Ben de gittim oraya, yani biraz da isteksiz gittim açıkçası. Hani ya ben bu göreve mi gideceğim falan gibi, ama yine de bir şey çekim telaşındaydım. Dışarıda bunları gördüm, bunlar sevgiliydiler. Sonra kadın binmedi. Ben de ışık yandı. Kadın binmiyorsa garip olur. Ben de geriye doğru koştum. Ve onların arasında çok güzel bir diyalog vardı. Bunun olacağını hayal etmiştim aslında. Yani burada Fırat Bey'e katkıda bulunmak için söylüyorum. Yani burada şu önemli bir konu. Fotoğraf önce kafada çekilir diye bir şey vardır. Duydunuz mu? Önce kafada çekilir yani. Kafada çekersen onu çekmek çok daha kolay olur. Burada da öyle olmuş anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Yani daha bunu hayal etmiştim çekebileceğimi. Sen ne dersin? Yani bu noktada benim için de çok güzel bir anısı vardır. Yani her zaman gittiğimiz görevi aslında istekle gittiğimizde başarabiliyoruz. Teşekkür ederim bunu paylaştığın için. Çok sağ ol. Güzel bir zamanlılık örneği. Evet. Evet. Bir zamanlılık örneği daha. Evet, 9. başlığa mı geldik? Sizden tüyo alayım. Galiba 9. Konuya uygunluk. Mesela bir konu anlatmaya çalışıyorsunuz. Çektiğiniz fotoğraf konuya uygun mu? Bu da fotoğrafınızın değerini belirleyen, karşı tarafı etkilemenizi sağlayan, aklında kalmasını sağlayan faktörlerden bir tanesi. Konuya uygunluk. Yani bir turizm fotoğrafı, turizm yoğunluğu fotoğrafı düşünün. Turizm yoğunluğuyla ilgili bir içeriğe ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bu fotoğraf turizm yoğunluğunu ifade eder mi? Eder. O zaman konuya uygun. O zaman işte o kafanızda kalıyor, kafanıza yerleşiyor.
Bu fotoğrafın konusu ne olabilir? Hadi biraz daha diyalog yapalım. Kim söyleyecek? Ne olabilir? Buyurun, buyurun. Evet. Aynı şey miydi? Tamam. Filistin'de elektrik kesintisi. Yani siz bunu neresi olduğunu bilemeyebilirsiniz ama elektrik kesintisi ve bir mağduriyet olduğunu düşünüyorsanız fotoğraf güçlü bir fotoğraf ve akılda kalıcı. Bu benim çektiğim bir fotoğraf. 2004 tsunamisinde, Büyük Asya tsunamisinde çektiğim bir fotoğraf. Bu arada arkadaşlar, şöyle kısa bir bilgi daha vereyim. Son 25 yılda dünyanın görmüş olduğu Ukrayna Savaşı hariç her şeye gitme fırsatım çok şükür oldu. Yerinde izleme fırsatım çok şükür oldu. Sahada gazetecilik yapmak, bu işi sahada yapmak insana çok farklı şeyler yaşatan bir duygu. Biraz önce Halil İbrahim Bey'le de konuştum. Burada Kızılay'la beraber çalışmıştık. Belki de Kızılay'la ilk embed çalışmamızdı bu. Bütün fotoğraflarımızı Kızılay'la paylaşmıştık. Ve burada çektiğim bir başka fotoğraf, o da çok ağır olduğu için koymadım. Benim sunum biraz daha hafif olsun istedim. Sipopress'in bir yıl boyunca ana sayfasında durmuştu. Bir ayak fotoğrafı. Yaşadığınız her şey sizin görsel kültürünüze bir katkı sağlıyor. Bakışınızı geliştiriyor. Diyorum ya, teknik hiçbir şey değil. Görsel üretimde teknik %1 bile değil benim gözümde. Bugün hafızanızda kalan fotoğraflara bakın. Dünyanın en önemli fotoğraflarını gösterdim size. Bunların teknikle anlatılabilir bir yönü yok. Bu sizin kültürel fotoğrafa bakışınızla, donanımınızla alakalı bir konu. Yani Nick Ut'un fotoğrafından tutun, işte Kartal'la çocuğun, Şahin'le çocuğun fotoğrafına kadar hepsi belge değeri olan, bu başlıkları çok iyi kavramış olan insanlar tarafından çekilmiş fotoğraflar. Ve dünyanın en kıymetli fotoğrafları içeriği güçlü olan fotoğraflardır, hiç unutmayın. İçerikte insan zamanla yani bunu yapa yapa öğrenir. Savaşın en kötü zamanlarında evet Suriye'de bulundum, Libya'da bulundum. 2004 tsunamisinde 1,5 ay orada kaldım. Mısır halk ayaklanmasında, Kırgızistan halk ayaklanmasında, Somali'deki açlıkta hepsinde bulundum. Bunlar bana teknikten daha öte algılar oluşturabilmemi sağlayan tecrübeler oldu. Kendinizi baka baka, göre göre, deneye deneye geliştirirsiniz. Bunu hiç unutmayın. Burada konuya uygunluğu konuşuyorduk. Çok dağılmayayım. Konu ne olabilir? Tsunami'de çekilmiş bir fotoğraf olduğunu söyledim. Baktığınızda... Evet, ceset kokusu. 300 bin kişiye yakın insan öldü. Sadece Aceh'de 200 bin kişi hayatını kaybetti. Ve haftalarca o cesetler oradan kaldırılamadı. Ve gerçekten yani bir sokaktan, bir caddeden geçmek o kadar zordu ki yani tarif edemem. Sabah Erhan Bey çok güzel anlattı bazı şeyleri. Gerçekten çok güzel anlattı. Yani oraları deneyimlemek hem çok özel bir tecrübe ama gerçekten de çok zor. Yani bugün hatta Münevver Hanım'la Anadolu Ajansı'ndan sabah konuştuk. Bu Ukrayna'da şu anda görev yapan Anadolu Ajansı personeli çok ağır şeyler gördü. Gerçekten çok yıkıcı şeyler gördü. Ve orada görev yapan arkadaşlarımız Türkiye'ye döndüklerinde bir psikolojik süreçten geçirilecekler. Psikolojik destek alacaklar. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Acayip şeyler gördüm. Bakın ben Suriye Savaşı'nın, Libya Savaşı'nın en kötü zamanlarında oradaydım. Ama tsunami'de gördüğüm görüntüleri dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Hiçbir yerinde. Yani bir doğal felaket eğer çok büyükse savaşla mukayese edilemez bir yıkım oluşturuyor. Yani gerçekten inanılmaz bir şeydi. Keşke bizim zamanımızda da savaş muhabirliği eğitimi olsaydı. Keşke bizim zamanımızda da psikolojik destekler verilseydi. Biz de o zaman uçak bomba atarken uçak savarının altına saklanmazdık yani. Değil mi? Evet. Bilmiyorum fotoğrafı hatırlayan var mı? Şah Fırat operasyonunun fotoğrafı.
Mikko Takunen, Time dergisinin editörü. Bu fotoğrafı ben çektim. Bu fotoğraftan sonra benimle bir görüşme yapmıştı. Fotoğrafı Rosendahl'in fotoğrafına benzetmişti. Amerika İç Savaşı'nda çekilen bir bayrak fotoğrafı vardır, siyah beyaz, belki hatırlarsınız. Bana şunu söyledi, Fırat Bey siz de onu taklit etmeye mi çalıştınız? Nasıl çektiniz bu fotoğrafı? Bir kurgu var mı dedi. Ben de anlattım ve gerçekten hepsini anlattığım şekilde, yalın bir şekilde Mikko yayınladı. Şimdi bir kere Türk askerine kurgu yapmak mümkün değil. Ben kurgu yapsaydım o arkadaki askere bırak o bayrağı da biraz doğal görünsün derdim. Ama yanımızda öyle bir albay vardı ki tut bayrağı tut çabuk falan diye. Yani Türk askeriyle zaten kurgu yapmak mümkün değil. O kendi kurgusunu kendi yapıyor. Siz sadece o esnada olaya adapte olmaya çalışıyorsunuz. Fırsatınız varsa çekmeye çalışıyorsunuz. Burada konuya uygunluk başlığı altında neden bu fotoğrafı koydum biliyor musunuz? Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Şafrat Operasyonu Türkiye'nin bir ülkeden toprak aldığı ilk operasyondu. Bir ülkeden toprak alma nasıl ifade edilebilir? Başka da yolu yok herhalde. O zaman konuya uygun bir içerik elde etmiş oluyorsunuz. Devam edelim. 10. başlığımız, anlatımda canlılık. Fotoğraf karesinde duranlıktan uzak olmak, hareketi, ifadeyi, canlı renkleri yansıtmak haber fotoğrafını değerli kılar. Siz de işte Instagram'da falan sizi etkileyen, çarpan, şöyle baktığınızda tık tık hemen beğen yapmanıza sebep olan kriter bu. Anlatımda canlılık. Şimdi bakın, şu sporcu olimpiyat madalyasını kazandığı an, yüz ifadesine bakın. Şöyle olsaydı, bir şey ifade etmezdi değil mi? Şimdi Cumhurbaşkanı grup toplantısı yapar salı günleri, çarşamba günleri veya bir başka parti lideri olabilir, Putin olabilir, Biden olabilir, önemli değil. Hiç dikkat ettiniz mi televizyonda? İletişimcisiniz hepiniz. Hiç dikkat ettiniz mi? Böyle Cumhurbaşkanı elini bir kaldırır, tık 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 tık. Herkes bir anda çekmeye başlar, değil mi? Elini indirir, sanki böyle bir düğmesine basılmış gibi foto muhabirin, hepsi durur. İşte şöyle yapar. Herkes tık 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 çekmeye çalışır. Ağız ifadesi sinirlenir. Tık 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 herkes normal. Burada görsel editörler, gerçekten iyi editörler o kadar kurnazdır ki hep anlatımda en canlı anı alıp koymaya çalışır. Çünkü en etkileyici an odur. Foto muhabirleri de, editörler de, bütün görselciler anlatımda en canlı anın aslında peşindedir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sıradan olandan her zaman hareketli olan ve canlı olan öne geçer. Bakın çok sevimli, yani belki o ağız hareketi olmasa bile çok sevimli bir fotoğraf ama anlatımda canlılığı güçlendiriyor. Yani çok da şey yapmam kendisine ama yani başlığı çok iyi cover ettiği için koydum. Yani daha anlatımda canlı bir teknik direktör fotoğrafı aklıma gelmedi. Aynen öyle, aynen. Evet, yerel genel çerçevesi. Artık baş kriterleri unuttum. Kaçıncıdayız? 11. İçeriği daha geniş kitlelerce kabul gören ve zamanla eskimeyen görsellerdir. Genel görseller. Yerel görsellerse eskiyen görsellerdir. Şimdi bize Anadolu Ajansı'nın yüzlerce fotoğrafçısı var, yüzlerce çalışanı var. Biz her fotoğrafı yayınlamayız. Yani her fotoğraf yayınlanmaz. Daha ziyade genele hitap eden fotoğraflar yayınlanır. Genel nedir? Mesela bir kaymakamın veya bir il milli eğitim müdürünün karne dağıtması genel değildir. Ama en sevimli ağlayan, karnesinde kötü notu olan çocuk fotoğrafı bütün dünyada fotoğraftır, öyle değil mi? Yerel genel çerçevesinde vurgulamak istediğimiz şey bu. Düzce'de bir yangın ama bütün dünya medyasında yayınlandı bu fotoğraf ve yine Türkiye'de yılın basın fotoğrafı ödülünü alan fotoğraflardan bir tanesi. Yerel, yani yerel çekilmiş ama genel mantıkla çekilmiş bir fotoğraf. Evet, yine Artvin'den bir fotoğraf yanlış hatırlamıyorsam ya da Rize'den. Gayet genel bir fotoğraf. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde çekilmiş ve yine dünya basında çok yer almış fotoğraflardan bir tanesi. Evet, geldik bakın en önemli başlıklardan bir tanesine. Şimdi biraz daha hardcore
habercilik tarafına geçiyoruz. İnandırıcılık. Şimdi inandırıcılık olmazsa zaten basın fotoğrafçılığında bir iletişim kopukluğu oluyor karşı tarafla sizin aranızda. İçeriği en güçlü kılan başlıklardan bir tanesi inandırıcılık. Fotoğraf konunun içeriğine uygun olmalı. Anlatımını yaptığınız konu ile görseliniz tezatlık içermemeli. Aksi halde inandırıcılığınızı kaybedersiniz. Evet, şimdi göstereceğim örnekler inandırıcılık noktasına hiç şüphe bırakmayan fotoğraflar olacak tabii. Evet, şu an esnasında ben de buradaydım. Ali İhsan Öztürk'ün fotoğrafı bu. Akçakale'de çekilmiş bir fotoğraf. Ezidilerin, Ezidi kadınların tam Türkiye'ye giriş anları. Gerçekten susuzluktan ölmek üzere olan insanların artık son adımlarında suya kavuşma anları bu. Gerçekten ben bu anın şahidiyim. Kim ne derse desin bunu gözümle gördüm. Ve gerçekten bu fotoğraf o anı inandırıcılık başlığı altında iyi ifade eden karelerden bir tanesi. Evet. Özge Elif Kızıl'dan bahsetmiştim. Tekneye bindi. Tekneyle Midilli'ye gitti. Midilli'den Atina'ya geçti. Atina'dan Sırbistan'a gitti. Sırbistan'dan Almanya'ya gitti. Uçağa bindi, geldi, ödülü aldı. İşte ödülü aldığı fotoğraf bu. Muazzam. Evet. Gerçekten çok özel bir fotoğraf. Yani bu anları biz göremiyoruz ya. Gerçekten erkekler göremiyor. Ben buna inanıyorum. Ya da zorlanıyor diyeyim. Evet. Geldik. Kaçıncı başlık? 13. Uygun bakış açısı. Şimdi hepiniz, burada haberci mi olacak herkes? Farklı alanlarda halkla ilişkiler var. Basın, yayın, iletişim. Farklı farklı alanlardan arkadaşlar var. Şimdi görsel bakış açımızı çeşitlendirmek içeriğin gücünü artırır diyoruz. Aslında haberciliğin her alanında sorgulama diye bir şey var arkadaşlar. Sorgulama. Farklı yönlerden bakabilme. Haber yazarken de öyle. Yani redaksiyonda da öyle. Fark etmez. Bakmak veya yazmak arasında çok bir fark yok. Herkesin gördüğü yerden bakarsan herkesle aynı şeyi görürsün. Herkesin yazdığı şeyle aynı şeyi yazarsan ilgi çekiciliğin olmaz. Herkesle aynı şeyi yazarsın. Habercilik sorgulamayı gerektirir. Farklı yerlerden bakmayı, farklı yönlerden görmeyi ve göstermeyi gerektirir. Burada onlarca gazetecinin olduğu yerde Gürsel'in çektiği bir fotoğraf, o yan tarafta durmuyor. Bu açıya geliyor. Farklı bir şeyler arıyor çünkü haberci arayış içerisinde. Başka bir şey bulması lazım. İnsanlara başka bir şey göstermesi, başka bir şey sunması lazım. Ve onun için sürekli arayış içerisinde. İstersen yaz, istersen çek. Fark etmez. Ama bu arayışa girdiğin zaman işte yani Türkiye'nin belki en önemli fotoğraflarından bir tanesi ortaya çıkıyor. Hrant Dink'in o yırtık ayakkabısıyla çekilmiş olan meşhur fotoğraf. Evet, biraz daha böyle soft, uygun bakış açısı örneklerine bakalım. Güzel fotoğraf, severim yani. Erhan Sevenler. Bu da. Biraz böyle milliyetçi bir fotoğraf. Ama gerçekten uygun bakış açısını çok iyi gösteriyor değil mi? Çok iyi ifade ediyor. Oraya koydun mu polisi? Rica mı ettin? Kuşu da mı koydunuz? Taksim'de 1 Mayıs'tan, 1 Mayıs'ta zaten gösterdi. Taksim 1 Mayıs içerik. Evet. Devam edelim. Ve şeydi bu, orada Taksim'de biliyorsunuz biz yükseklik var. Orada daha önce İstanbul'da biraz İlber Hoca gibi olacak ama orada sular taksim ediliyor biliyorsunuz. Onun üzerinde memur arkadaşımız vardı orada ve arkada ben de bu... Memur arkadaşın olması teknik. Evet. Yani oraya yerleştirilmiş yani olması. Çünkü yüksekten güvenliği sağlıyor kendisi orada. Ama arkada da sanırım bir banka, ismini vermeyeceğim, bankanın böyle bir şeyi vardı. Bir anda gerçekten de hani benim pek fazla bir şey yapma gerek kalmadı çünkü o orada duruyordu zaten. Evet. Ama bakın ilk başta anlattığımız teknik, estetik ve içerik hepsi oturmuş, görüyor musunuz? Yani
bir anda onu gördüm fakat o da bana yetmedi. Dedim bir şey bekleyeyim ben. Tabii başka bir foto muhabiri görmeden çektiğim şey. Çünkü genelde Fırat Bey'i de bilirler. Hep bizi takip ederler. Diğer ne yapıyor bu adamlar falan diye, ne çekiyorlar diye. Bir an gördüm, çekmedim hemen. Hani başka bir yöne döndüm. Bir sürü foto muhabiri vardı. Sonra bekledim, bir anda oruldum ve hani o martı da oraya eklenince biraz daha dediği gibi Fırat Bey'in de uygun bir fotoğraf oldu ama 2002 falan galiba değil mi Fırat Bey? Hatırlamıyorum, evet. Eski bir fotoğraf. Yani. Oldukça eski bir fotoğraf. Gerçekten de çok ikonik bir hale geldi. Eminim yani bu başlığı güzel, gerçekten tam anlatan fotoğraflardan tekrar bir tanesi bu başlığı. Tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi hatırlayamıyorum kimin fotoğrafıydı ama gene iyi bir uygun bakış açısı örneklerinden bir tanesi. Buna benzer bir fotoğrafı Kocatepe Camisi'nin üstünden ben çekmiştim. Yine böyle bir kalp şekli ortaya çıkmıştı. Namaz kılanların öyle bir fotoğrafıydı. Bakış açınızı dediğim gibi zorlarsanız, farklı yerlerden görmeye çalışırsanız mutlaka karşılığını bulursunuz. Bu da benim yine Libya'da çektiğim fotoğraflardan bir tanesi. Cem Öksüz'ün İzmir'de. Ki foto muhabirlerimizden Cem Öksüz'ün çektiği bir fotoğraf. Gerçekten güzel bir uygun bakış açısı fotoğrafı. Evet, kriterler bunlar. Bunları herkes iyice kavradı mı? Deneyecek misiniz? Bakın hiç, ne güzel bir şey oldu ya. Diyafram yok, enstantane yok. Öyle insanı kıl eden, afsat, mafsat bilmem ne, böyle şeylerin hiçbirisi yok. 10 tane madde öğrendim, fotoğrafı öğrendim. Güzel değil mi hileler? Ama herkesle paylaşmayın. Buradaki öğrenciler hocam özel seçildi değil mi? Tamam. Herkes bilmesin ya, herkes çeker o zaman. Rekabet çok zorlaşır. Şimdi bunlar ek öneriler, görsel motivasyonlar. Fotoğraf çekmek ve paylaşmak için sizi harekete geçirebilecek ipuçları bunlardan. Daha küçük ek öneriler diyelim. Mevsimler. Mevsimlerin sizi harekete geçirmesi lazım. Instagram kullanmayan herhalde yoktur aranızda değil mi? İşte size güzel görsel içerik üretmede ufak metotlar. Mevsimleri takip edin. Mevsimler her zaman iyi fotoğraf elde etmenizi sağlar. Sıcak mesela, değil mi? Sıcak, gerçekten sıcağı iyi gösterebilirseniz beğeni alırsınız, etkileşim alırsınız. Artık etkileşim. Bunun adı etkileşim. Evet, kış. Kış fotoğrafı. Alişan Öztürk'ün yine güzel fotoğraflarından bir tanesi. Yine Alişan Öztürk'ün bir çok güzel bir bahar fotoğrafı. Bakın mevsimler ne kadar güzel fotoğraf çıkartıyor değil mi? Yani inanın hangi şehirde yaşıyorsunuz bilmiyorum ama her yerde bunları çekebilirsiniz. Peşinde olun yeter ki. Bir de önceki kriterler var ya, bunları kovalarken o kriterleri de hemen denkleştirmeye çalışın. Tak, fotoğraf ortaya çıkacak. Aha ben çektim bunu da. Balkondan. Bizim balkon güzel. Ben tabii 10 yıla yakın zamandır artık yöneticilik, idarecilik yapmaya çalışıyorum ajansta. Çok zor artık benim için sahada fotoğraf çekmek. Evden fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Evden de bu kadar oluyor. Ama her şeyi evden de yapabilme şansınız var. Yeter ki her an buna hazır olun. Yüz ifadeleri. Yüz ifadeleri çok önemli. Yüz ifadelerini kaçırmayın. Ek önerilerin ikinci maddesi. Yine çok tarihi fotoğraflardan bir tanesi. Ödüllü bir fotoğraf. Kenan'ındı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Çok eski bir fotoğraf. Teknik olarak da sorunlu. Ama muazzam bir yüz ifadesi. Bu teyze de öldü. Ben de bazen böyle bazı şeyleri takip ederim. Işıktan yararlanın. Zaten fotoğraf ne demek? Çok tekniğe girmeyeceğim. Ama bu kadarcık gireyim. Fotoğraf aslında ışık demek. Işıkla etkilersiniz insanları. Işık türlü türlü karşınıza çıkabilir. Işığın farkında olmaya çalışın. Bakın ışık. O kadar renkli bir giriş oldu ki bugün buraya. Çok havalı hissediyor insan kendini. Şunlar iniyor, kalkıyor falan. İşte o havalı hissettiren şey ne? Işık, ambiyans. O ışığı kullanmaya bakın. Işığı fark etmeye çalışın. Algılamaya çalışın. Öğrenirsiniz. Ters ışık nedir? Düz ışık nedir? Bunları fark etmeye çalışın. Cep telefonuyla da yapabilirsiniz. Zaten birazdan örneklerini göstereceğim size.
Hareket, biraz önce de kriter tarafında bahsetmiştim. Hareket fotoğraf demek. Işıkla beraber hareket olursa enfes şeyler ortaya çıkar. Renk. Renk de fotoğraf demek. Siyah ve beyaz. Evet, siyah beyaz fotoğraflar var. Belge değeri olarak değerli. Ama aslında renk fotoğrafta çok önemli. Detaylar. Detaylar. Algınızı açın. Açın. Farklı bakış açısı, uygun bakış açısı diye bir başlık vardı ya, onun biraz daha böyle ayrıntısına girdik şimdi. Detayları fark etmeye çalışın. Ben foto muhabirliğine başladığımda manyak gibiydim arkadaşlar. Yani o kadar böyle bizim aramızda güzel, tatlı bir rekabet vardı ki, yani düşünün, Erhan Sevenler foto muhabiri. Böyle adamlarla mücadele ediyorsunuz işte. Mesela foto muhabirliği şöyle bir meslek değil. Ya gel kardeş kardeş güzel güzel şunu çekelim. Yok, öyle bir anlamı yok yani. İletişimcisiniz. Aha, buradaki herkes birbiriyle rakip. Eğer habercilik ve gazetecilik, medya ve iletişimde rol alacaksınız, çalışacaksınız. Yani gazetecilikte, habercilikte gel güzel güzel kardeş kardeş şu işi yapalım diye bir şey yok. Herkes birbiriyle rekabet ediyor. Ve bizim zamanımızda da muazzam bir rekabet vardı. Ve hep detayların peşinde koşardık. Artık ben deli gibi olmuştum. Ajanstan çıkıyordum. Zaten fotoğraf makinesiz hayatta gezmem. Ve çıkar çıkmaz şu suya ne yansımış? Eşimle o zaman daha nişanlıyız. Böyle yürüyoruz. Yolda ben suya bakıyorum falan. O arkada bir şey, gökyüzünden bir şey uçuyor mu falan filan. Böyle yani kafayı artık takıntı haline getirmiştim. Bu kadar detay görmeyi, bunu takıntı haline getirmeden başaramazsınız. Onu söyleyeyim. Bu biraz daha ayrıntı çünkü. Önemli olayları somutlaştırın. Yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf ama hala seçimlerde en çok kullanılan fotoğraflardan bir tanesi. Bugün bu başlık, yani önemli olayları somutlaştırın başlığı, stok fotoğraf ifadesiyle insanlara sunuluyor. Aslında stok fotoğrafı anlatmaya çalışıyoruz burada. Somutlaştırmadan kastımız o. Evet, küçük olan her şey güzel. Küçük olan her şey sevimli, küçük olan her şey ilgi çekici. Bugün Instagram'da, sosyal medyada çok beğeni alan içeriklere bakın. Yavru kediler, yavru köpekler, insan yavrusu. Yani bunlar ilgi çekiyor. Bunların peşinde olun. Tabii KVKK'yı ihmal etmeden, artık kişisel verileri koruma yasası çok katı. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bereket dönemlerini kaçırmayın. Bir pamuk hasadı bu. Bereket dönemleri de çok iyi fotoğraflar çıkartır önünüze. Ve yine önemli başlıklardan bir tanesi. Eski aslında her zaman yeni. Yani klasik bir araba ile yeni bir araba arasında klasik bir araba fotoğrafı her zaman, emin olun, yeni arabadan daha dikkat çekici olacaktır. Evet, sonlara doğru yaklaşırken aslında bir fotoğrafta haberdeki gibi 5N1K kuralının geçerli olması gerekiyor. Bir fotoğraf ne, nasıl, ne zaman, nerede, neden ve kim sorularına yanıt verebildiği ölçüde güçlü bir fotoğraf ve hafızada kalıcı bir fotoğraf oluyor. Yani siz, altyazı bugün çok önemli görsel içeriklerde. Anadolu Ajansı her gün binlerce içerik yayınlıyor bütün dünyaya. Hepsine İngilizce altyazı yazıyor vesaire. Ama aslında altyazıya gerek bırakmayan fotoğraf en güçlü fotoğraf. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet, çok küçük artık ipuçlarıyla devam ediyorum. Hepinizde cep telefonu var. Bunu sonradan ekledim. Niye koydum bunu? Çünkü buradaki hiçbir öğrenci kardeşim profesyonel değil. Cep telefonuyla fotoğraf çekiyorsunuz. İşte benim cep telefonuyla çektiğim fotoğraf bu da. Niye burayı koydum? Çünkü hac ibadeti esnasında zaten kamera ve fotoğraf makinesi kullanmak yasak. Ama size yaklaşık bir saattir anlattığım sunumdaki kriterleri iyi kavrarsanız, iyi özümserseniz neyle ne çektiğinizin bir önemi yok. Hemen burada Reza'nın hikayesini de anlatayım. Reza İranlı bir fotoğrafçı. Ama külüstür bir makineye takmış kafayı. Aragüler'in de benzer bir hikayesi vardır. Külüstür bir makineyle fotoğraf çekiyor. Ama fotoğrafları binlerce dolara satılan bir adam Reza. Diyorlar ki, hocam siz yani çok da para kazanıyorsunuz bu işten. Niye kendinize iyi bir makine almıyorsunuz? Şimdi aldı da. Diyor ki, o zaman siz
şaire şiirini hangi kalemle yazdığını soruyor musunuz? İsterse şair tükenmez kalemle yazar, isterse kurşun kalemlere yazar, isterse kumlara yazar diyor. Fotoğraf işte tamamen bir kültürel birikim ve donanımın sonucu. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz o birikimi yeterince içselleştirebilirseniz, cep telefonu olmuş, o olmuş, bu olmuş hiç önemli değil. Ve ben bunu iPhone 7 ile çekmiştim. Yani eski bir telefon. Ve Time'da yayınlandı. Evet, yine oradan Guardian'da yayınlanan bir fotoğrafım. Ve yine oradan Telegraph'ta yayınlanan bir fotoğrafım. Yani neyle üretim yaptığınızın bir önemi yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hepinizin elinde bu cihazlar var ve siz de bunları rahatlıkla çekebilirsiniz. Özellikle farkındalığınız yüksek olursa. Bitiriyorum. Görsel dezenformasyon. Biraz daha kıl bir konuya geldim. Fotoğraf ve görüntü iletişimde en önemli delil kaynaklarından bir tanesi. Çağımızda her görsel içerik zihnimizde peşinen kabul görmeden önce hassasiyetle sorgulanmalı. Hepiniz sosyal medya kullanıyorsunuz. Hepiniz nasıl etkileneceğinizi gördünüz. Ama yanlış da etkilenebilirsiniz. Çünkü bugün karşılaştığımız görsel içeriklerin milyonlarcası gerçeklikten tamamen uzak. Gökhan Beylerle çok önemli bir alanı icra ediyorlar, stratejik iletişim. Orada bir sunumumuz olmuştu. Barış Pınarı ve Afrin Harekatı'nda Anadolu Ajansı çok özel bir çalışma yaptı. Bütün manipülatif görselleri deşifre etmeye çalıştı. Büyük bir ekip kurduk. Bütün manipülasyonları deşifre ederek 13 dilde gerçekleri dünyaya anlatmaya çalıştık. Ve o zaman İletişim Başkanlığı yoktu. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'ydü. Ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Anadolu Ajansı'nın bu çalışmasını bir küçük kitapçık haline getirdi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Her gördüğünüz, etkilendiğiniz şey gerçek değil. Tarihi bir fotoğraf, sağda gördüğünüz bir fotoğraf. Erzurum depreminden 83 yılı. Mustafa abinin fotoğrafı. Bakın fotoğraf New York Times gazetesi yazarı tarafından nasıl paylaşılıyor? Diyor ki, Kurt Aidenwald hayatını kaybetmiş çocukları paylaşıyor ve bunlar diyor, Türk ordusunun Afrin harekatı esnasında olmuştur. New York Times yazarı diyor, sosyal medya hesabına koyuyor, on binlerce beğeni ve retweet alıyor. Görsel dezenformasyon nasıl ortaya çıkıyor, fark ediyor musunuz? Alın. Barış Pınar Harekatı'nda yapıldı diyor. Salim Müslim. Yani sıradan Twitter kullanıcıları veya Instagram kullanıcıları değil bu insanlar. Binlerce insanı etkileyen insanlar. Ve şunu bize gösteriyor. Gördüğümüz her şeyi sorgulamalıyız. Ama her şeyi, bu çağda gördüğümüz her şeyi 100 kere, 1000 kere sorgulamak zorundayız. İnanmadan önce. Çünkü size dersin başından beri, sunumun başından beri ne kadar etkilendiğimizi anlatmaya çalışıyorum görsellerden. Biz bu kadar etkilenirken sorgulamazsak çok yanlış etkilenme ihtimalimiz var. Bu fotoğrafı gerçeğini daha sonra print ettik. Basın toplantısında kendine gösterdik ve paylaşımı sildi. Evet. Bakın. Amerika'nın en büyük haber kanalı, ABC. Yine Barış Pınarı'nda olmuş gibi paylaşıyor. Yani Amerika'nın en fazla izlenen haber kanalı. Ama olayın gerçekte hiçbir alakası yok. 2017 yılında bir silah tanıtımında kaydedilmiş. Ve bu video olduğu için bunu tespit etmemiz o kadar zor oldu ki fotoğrafı tespit etmek biraz daha kolay. Şimdi dezenformasyonu, görsel dezenformasyonu anlamanın, algılamanın, fark etmenin ve ortaya çıkartmanın çeşitli metotları, metodolojileri var. Yani anlatırsam çok uzar konu. Ama siz de kendinizce sorgulayabilirsiniz. Buyurun. Yani nasıl bir yaptırım olabilir ki? Sadece o zaman Donald Trump Amerika'nın devlet başkanıydı ve ABC kanalına o da savaşı açmıştı. Anadolu Ajansı'nın bu görüntüsünü kullanıp dedi ki, bakın ben demiyor muyum dedi, ABC sahtekar işte diye dedi.
Ve görüntüyü kaldırıp ABC özür dilemek zorunda kaldı. Artık onun ötesinde bir yaptırım söz konusu değil. Bitti. Yarım saatlik uykuyla size biraz enerji vermeye çalıştım. Ama o ufak ufak hileler, nüanslar var ya, aklınızda kaldıysa gerisi çok önemli değil. Ben gerçekten burada bulunmaktan çok keyif aldım. Umarım sizler de son saatleriniz olmasına rağmen böyle bir şeyler hissedebilmişsinizdir, keyif alabilmişsinizdir. Tekrar teşekkür ediyorum.